Tabii tabii müdür hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi hemen Reyhan'a söylüyorum. Tamam. Teşekkürler. Hoşça kalın. Reyhan! Efendim müdür hanım. Reyhan, az önce müdür hanım aradı. Dedi ki artık dedi havuzu dedi kullanıma açalım dedi. Tabii haklı yani. Havalar ısındı, sonuçta açmak lazım. Açalım. Ben mi açayım? Tamam. Önce tabii temizlemek lazım. Bütün kış boyunca tabii bütün yağmurlar yağdı havuzun içinde. Birikti çamurlar, ıvırlar, zıvırlar, bahçe toparlanması falan. Aksi düşünülemezdi zaten. Otelin bütün işini ben yaptığım için havuzu da benim açmam gerek. Tabii gideyim açayım ben. Tamam tamam, yardım edeceğim sana, tamam. Evet. Hoy 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 hoy, koca kış boyunca şu hale bak bir kere. Neyse. Başlayalım bari temizlemeye. İçini süpürdük. Şöyle bir durulamak, yıkamak lazım şimdi bunu. Şu altına çeşmeyi de açalım. Tamam. Havuz mis gibi oldu. Şu şezlongla merdivenini de koyalım. Kayma yeri. Şezlongları. Şimdi doldurmak da lazım tabii. Sen şimdi burada dolmaya başla. Ben de etrafını temizleyeyim. Resepsiyon? Ümitciğim canım, ne yaptınız? Havuzu açtınız mı tatlım? Reyhan havuzla ilgileniyordu. En son doldurduğunu söyledi. Bahçe temizlikleri falan da onunla ilgileniyormuş en son. Güzel güzel. Şimdi ben diyorum ki otelimizde o havuzun yanına bir de açık büfe ekleyelim işte. Bir stand kuralım. Çay kahve olur, yiyecek servisi olur, tamam mı? Müşterilerimizin memnuniyeti için onu da ayarlayın siz, tamam canım? Tabii tabii efendim. Ne bununla oldu? İlgili birini bulup ben ayarlıyor olacağım, tamam. Tamam, hadi kapattım. Havuzun yanında yiyecek içecek standı ne ayarlayabilirim ki, çay kahve falan dedi. Dur bakalım şuradan iş ilanlarına. Şunları da düzeltelim şöyle. Gel 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 gel. Oh, dur tamam. Canım hayırdır? Reyhan kolay gelsin. Ne oldu, bahçe işi bitti mi? Bitti sayılır, evet. Evet tamam. Bunlar ne? Müdür hanım az önce aradı. Havuzun yanına yiyecek içecek servisi yapacak standlar bulalım dedi. Ben de bunları buldum. Çay kahve dedi. Şöyle bir barista tezgahı. Yiyecek içecek kısmı için de şöyle bir pizza standı kuruyoruz. İyi iyi. Güzel düşünmüş tabii müdür hanım. Yani havuza girip çıkınca insanlar acıkmak isteyecekler. Buradan bir şeyler yiyip içebilirler yani. Oturma yerlerini de ben ayarladım zaten. Hepsini temizledim. Mis gibi oldu. Havuz kullanımı açılabilir. Evet, çok güzel. Evet. Bunları kim yapacak? Kim pişecek? Vallahi ben pizzadan, mizzadan, baristadan anlaman Ümit Hanım. Beni yıkmayın yani bu işte. Yani müdür hanım seni bir sordu bana ama... Şaka şaka, yok yok, sana kalmadı o iş, merak etme. Hangi birine yetişeceksin canım? Oh. Onun için bir eleman ayarladık, o da gelir birazdan. Ay nasıl için ferahladı, nasıl için ferahladı? İşte çalışacağım otel burası. Resepsiyonda kimse yok mu? Resepsiyon! Neyse, bahçeye bir bakayım ben. Merhaba. Merhaba. Bunlar yapacak olan çalışan siz misiniz? Merhaba şefim. Evet, istediğiniz her şeyi getirttirdik. Burası sizin çalışma alanınız olacak. Çalışma alanı. İyiymiş. Niye canım, senin de çalışma alanın otelin içi. Havuz, bahçe, otopark. Kaç paraya anlaştınız, kaç paraya anlaştınız? Güzel güzel. Kahve barista setimiz gelmiş, harika. Pizza standı bu mu? Evet evet bu. Tamam. Yalnız anlaştığımız gibi değil mi?
Tabii tabii, hiç merak etmeyin. Tamamıyla anlaştığımız gibi sabah mesaimiz saat 10'da başlıyor. Öğlen saat 1'e kadar. Daha sonra diğer mesai günün yarısı öğlen 3'te başlıyor. Akşam 6'ya kadar. Onun dışında da tabii bu öğle arasında istediğiniz gibi otelin tüm imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. İsterseniz havuzda falan vakit geçirebilirsiniz. Ve bunun bir de dışında lojmanda kalmak istemiyordunuz. Bununla ilgili olarak da otel odanız Reyhan birazdan hazırlayacak efendim. Ne kadar güzel, ne âlâ memleket. Anlaşma şartlarına da bak. Sen şimdi bütün bunların normal ücretin 2-3 katına da anlaşmışsındır sen. Yani anlaştık tabii bir ücreti ama pek benim tarzım değildir maaş konuşmayarak. Maşallah. Otele müşteri olarak mı gelmişsin, çalışan olarak mı gelmişsin ben pek anlayamadım yani. Ümit Hanım, size de aşk olsun, teessüf ederim. Neyse, gidiyorum. Şu saygıdeğer müşterinin, pardon, çalışanın odasını hazırlayıvereyim gari. Ha? Ne oldu, ben anlamadım. Sorun nedir? Haklı. Bir şey yok. Sizinle alakalı olan bir durum yok. İsterseniz gidelim müdür hanımla tanışalım. Kendisiyle de bir görüşün siz. Buyurun şu taraftan efendim. Tabii tabii, gidip tanışalım.